Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Webox marka kova mendili anlatacağım. Zaten Google'a Webox yazmasanız da kova mendili yazsanız bu ürünü bulabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, birkaç çeşidi var ama dikkat etmeniz gereken 300 adet olması ve burada da mendilin büyüklüğü yani XL. Yine burada özellik olarak paraben ve SLS içermez şeklindeki uyarıyı da görebilirsiniz. Burada özellikleri yazıyor. Buraya geçmeden önce nerelerde kullanılıyor onlara bakalım. Evet. Hijyenik temizlik mendili yani bu kova mendili olarak geçen bu mendil kafelerde, restoranlarda, mutfak, banyo, WC, hastahane, laboratuvar, güzellik merkezleri, diş merkezleri, yine spor merkezleri ve okullarda, çocuk kreşlerinde kullanılıyor. Özellik olarak da iz bırakmaya bir formülü var. Şimdi onu da biraz sonra göstereceğiz. İz bırakmayan formül olarak mesela şunu söyleyebilirim size. Aynanızı sildiniz veya camınızı sildiniz. Kesinlikle iz bırakmıyor. Bunu biraz sonra deneyerek de gösterebilirim size. Yine yüksek emicilik, ultra dayanıklılık, okyanus ferahlığı, uzun süreli kullanım ve pratik temizlik. Baştan tekrar başlayalım. İz bırakmadığını söyledik. Yüksek emicilik var. Yani bu bez, bu ıslak mendil, bu mendil diyelim daha doğrusu, kirlendiği zaman artık başka yerde kullanılmayacak bir duruma geldiğinde atmanız gerekir. Ama normal bir kirse yani kararma değil de normal bir kirse yıkayıp da kullanabilirsiniz. Yani yıkanıp daha sonra kullanılmaya devam edilebilir. Yıkadınız ve başka yerleri de temizleyebilirsiniz. Üzerindeki kiri temizledikten sonra ultra dayanıklılık yani şöyle söyleyeyim. Normal ıslak mendile göre daha dayanıklı diyebilirim. Şunu da belirteyim. Bu mendille ağzınızı silmemeniz gerekiyor. Çünkü içerik olarak şurayı göstereyim. Buraya biraz sonra geleceğiz. İçerik olarak yüzümüzü, gözümüzü tahriş edecek maddeler içerdiği için. Yani bu mendili kullandıktan sonra ellerimizi bol suyla yıkamamız gerektiği burada yazmakta. Tekrar gelelim. Ultra dayanıklılık dedik. Yani normal ıslak mendillere göre daha dayanıklı. Okyanus ferahlığı var. Kokusu gayet güzel anlamında söyleyebiliriz bunu. Uzun süreli kullanımda biraz önce söylediğimiz gibi yani çok acayip kararmadıysa biraz böyle hafif renk değiştirmeye başladıysa yıkayıp tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani burada önemli olan üzerindeki kiri çıkarıp içindeki o dezenfektan gibi bir madde var. Yani temizleyen, işte mobilyaları temizleyebileceğimiz, kirleri çıkaran bir madde var. Buna temizlik maddesi de diyebiliriz. O madde bitinceye kadar temizleyebilirsiniz. Yine burada pratik temizlik diyor. Normal işte cam silmek için ne gerekiyor? Bez gerekiyor ve daha sonra cam sil gerekiyor. Ama bu ani şeyler için mesela klozetin kenarını çocuklarınız için silmek istiyorsunuz. Mesela evde bir tane çocuğunuz hastalandı. Diğer çocuğa da bulaşmasın diye ara ara klozeti bu şekilde silebilirsiniz. Üstünü, oturulan bölüm. Yine kapı kollarını, aynı şekilde camları, yine mobilyaları, masaları ve benzeri silmek istediğiniz ne varsa. Mesela işte halıya bir şey döküldüğü zaman yine bu mendille de müdahale edebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Biz bu mendili 2 yıl önce aldık. Şimdi ben size içinde göstereceğim. Evet. İçi de bu şekilde. Hala ıslaklığı devam ediyor. Zaten buradan hava almıyor. O yüzden de hava almadığı için de ıslaklığı devam ediyor. 2 yılda
kullanmış olduğumuz bu kadar arkadaşlar. Yani 3'te 2'si duruyor diyebilirim size. Hiç videosu olmadığı için videosunu çekmek istedim. Yine burada iki telli İstanbul olarak üretildiği yer yazıyor. Burada yine yerli üretim olarak belirtilmiş. Yani Webox olarak görüp de bu yabancı demeyin diye burada yine yerli üretimi yazıyor. Üzerinde hijyenik temizleme mendilinin kullanım şekli yazmakta. Bunlara da bakalım. Kullanım şekli: kapak üzerinde bulunan güvenlik bandını hafifçe yırtıp kapağı açınız. Yani şurada görmüş olduğunuz bandı üstünde burada hijyenik mendil yazıyordu. Hijyenik temizleme mendili yazıyordu. Bunu yırttıktan sonra açtık ve daha sonra rulonun ortasındaki temizlik bezinin ucunu kapağın ortasına doğru koyup çekiniz yukarıya doğru. Sonrasında da kovanın kapağını yerine yerleştiriniz. Islak bezi yukarı doğru çektikten sonra da yana eğip yırtarak alınız. Kullanım sonrası orta kapağı kuruma yapmaması adına kapatınız. Kullanım alanları da biraz önce söyledik bunları. İşte pansiyon, otel, banyo, WC. Yani aklınıza gelebilecek neresi varsa, temizlik yapılabilecek neresi varsa oralarda kullanabilirsiniz. Tüketicinin dikkatine biraz önce söylemiş olduğumuz içindeki maddelerden dolayı kullandıktan sonra bol suyla temizlememiz gerektiğini söylüyor bize. Yani ellerimizi bol suyla temizlememiz gerekiyor. Yine çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Belki duymayanlar için söyleyeyim. Normal bir ıslak mendil bile kullanıldığı zaman çocuğun yanında bulundurmamamız gerekiyor. Diyelim ki küçük bir çocuk işte yakınında bezinin değişimi esnasında kullanılan bir ıslak mendil alıp yutabiliyor. Bunu da duymuşsunuzdur zaten. Yutan birisi vardı, haberlerde görmüştüm. Yuttuktan sonra felç olmuştu. O yüzden ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece bunu değil, normal ıslak mendiller de tehlikeli. Çünkü bunlar eriyen bir şey değil. Yani eriyen bir madde değil. Yine burada el, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Elimizi, yüzümüzü silmemiz gerektiği anda bunu kullanmayacağız. Yani normal bir ıslak mendil gibi değil. Paraben ve SLS içermiyor diye kullanabiliriz anlamında düşünmeyin. Yine gıda maddeleri temizliğinde de kullanmayın. Yani bir işte son zamanlardan dolayı işte virüs nedeniyle bazıları ekmekleri bile ıslak mendille siliyor. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Gıda maddelerini temizlemede kullanmayın. Onunla ilgili de bir olay var. Belki hani gazetede de görmüşsünüzdür. Adamın birisi kazayla işte sineği yutuyor ve daha sonra işte ağzına sinek ilacı sıkıyor ve o sinek ilacı nedeniyle yaşamını yitiriyor. Böyle şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yine göz teması halinde bol su ile yüzünüzü, gözünüzü durulayınız şeklinde. Göz tahrişi söz konusuysa bir doktora başvurmanız da gerekmekte diye burada yazmakta. Boş ambalajları çöp toplama alanlarındaki plastik geri dönüşüm toplama kutularına atınız şeklinde de bir uyarı var. Şimdi size bu mendilin ne kadar büyüklüğünde olduğunu göstereyim. Evet. Şöyle bir genişliğe sahip. Yani normal ıslak mendilin iki katı diyebiliriz. Evet. Böyle bir genişlik. Şöyle esnettiğimiz zaman da bayağı bir dayanıklılık mevcut. Daha da büyüyor. Şimdi silmeye başlayalım.
Mesela şurayı göstereyim size. Burada şu görmüş olduğunuz çocukların el izi. Şöyle göstereyim. Bu şekilde sildiniz ve biraz sonra ışıkta beliren izinde gideceğini söyleyebilirim size. Şöyle tekrar göstereyim. Şu an dışarıda biraz lekeler var ama içerideki parmak izi tamamen gitti. Yani o içindeki ıslaklığın 1-2 saniyede kuruması oradaki izin gitmesi demek oluyor. Yine çocukların oyuncaklarında da kullanabileceğiniz bir ürün. Hafiften renk değişimini görüyorsunuz. Şöyle bir de televizyonun kenarını sileyim. İz kalacak mı, kalmayacak mı onu da göstermiş olayım size. Evet. Yine burada da iz kalmıyor. Şöyle rengini de göstereyim size. Yine. Evet. Bu şekilde. Biraz önce söylediğim, hani tekrar kullanabilirsiniz anlamında demiştik ya, bunu yıkayıp tekrar sıkıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama bu şekilde kalkıp da böyle kullanırsanız bu silmiş olduğunuz yeri de kirletebilir. Şu an kirletmiyor ama bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.